Selahattin Demirtaş, anlaşmayı bozan Kürtler değil. Koban davası, eski HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın beyanlarıyla devam ediyor. Demirtaş, savunmamı Tahir Usta'ya, babama ithaf ediyorum, diyerek söze başladı. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen Kobani olayları, ilişkin yargılandığı dava görülmeye devam etti. Duruşmada savunmasını yapan Selahattin Demirtaş, ana vatanım olan Kürdistan'ı işgal eden bu devlettir. Anlaşmayı bozan Kürtler değil Türklerdir, sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni işgalci ilan etti. Savunmamı, emekçi Tahir Usta'ya, babama onun şahsında tüm emekçi anne ve babalara ithaf ediyorum, diyerek sözlerine başlayan Demirtaş şunları söyledi. Kumpas davalarını teşhir etmeye devam edeceğiz. Tarihi yalanları bir kez daha ifşa edelim ki hakikatin üzerindeki karanlığı kaldıralım. Biz siyasetçiyiz. Dünya genelinde olduğu gibi siyasetin etkinliği ve yetkinliği azaldığının farkındayız. Türkiye'de siyaset neden çöktü? Biz neden hapisteyiz? Bu dava vesilesiyle gerek insanlık tarihi gerek halkların tarihi açısından anlatacağız. Bu davada en çok sorduğumuz soru nedendir? Neden bize bu kötülük yapılıyor? Bize bu kumpas davasını hazırlayanlar, ayaklarına dolaştı. Biz savunmalarımızla bütün bu kaosu atmaya çalışıyoruz. Bu karmaşayı yaratan biz değiliz. Bu dava bilgeleştirdi. Bu acılar bizi bilgeleştirdi. Bu dava vesilesiyle kötülüğün kaynağını anlatacağım. Anlaşmayı bozan Kürtler değil. Demirtaş, şöyle devam etti. Sayın yargıçlar bize neden yargılanıyorsunuz diye sorarsanız size şöyle açıklayayım, bizim halkımız karnını doyurmak, neslini sürdürmek, hayatta kalmak istiyor. Türkler de bunun için ana vatanım Kürdistan'a 1000 yıl önce geldi. Ana vatanım olan Kürdistan'ı işgal eden bu devlettir. Anlaşmayı bozan Kürtler değil Türklerdir. Hepimiz bu hataların bedelini ödüyoruz. HDP topluma iyi geliyordu. HDP doğruları anlatıyordu, diyen Demirtaş şöyle devam etti. HDP, doğru mesajı veriyordu. Ne yaptılar buna karşı? Bizi terörist ilan etmeleri gerekiyordu. Hain ilan etmeleri gerekiyordu. Travmaları büyüktü. Yanlış alarm verilmiştir sürekli. Bilerek yapan kimdir? Sömürgecilerdir. Hırsızlardır, talancılardır. Biyolojik olarak ihtiyacımız bellidir. Karnımızı doyurmak hayatta kalmaktır. Erdemliler kurallarını kim ihlal etti? İlan eden suçludur. Buradan saptığınız anda zalim olursunuz. Bu yüzden tarihin en önemli düsturu, kendini bildir. Bilgeler, ermişler neden az konuşur? Bundan dolayı, kendini bilir, bildiklerini anlatır. Bu yüzden her şeyi bildiğini zannedenler tehlikelidir. Neden bu kadar kötülük yapılabildiğini bu davada anlatıyoruz. Gözlerin içine baka baka bunlar yapılıyor. Bunun farkında olanlar erdemlidir. Bunun farkında olup gereğini yapmayanlar alçalmıştır. Ali Şeriat'ı da, Hazreti Muhammed de anlatıyordu. Sen yanmasan ben yanmasam nasıl çıkacağız karanlığa, deniliyor. Ülkemi çaldın, vatanımı çaldın. Ülkemin adını bile söyleyemiyorum. Kürdistan diyemiyorsun. Dersen, terörist ilan ediyorlar. Atatürk düşmanı, devlet düşmanı ilan ederim diyor. Bu dava erdemlilerin ve kötülerin karşı karşıya olduğu davadır. Tarihte çok az böyle davalar olmuştur. Bir haklılığımız var, haklılığımızın meşruiyetini buradan alıyoruz. Erdem'i temsil ediyoruz. Bu zorba düzene karşı itirazdır. Demirtaş'ın savunmasından öne çıkanlar şöyle. Biz halkımızı savunduk. Onurunu savunduk. Devlet yönetimine de gelmedik. Buradaki Kürtlere sorun. Kim geldi devlet yönetimine? Belediyeleri yönettik, onu da aldılar elimizden. Türkçe tabelaları mı sildik? Bununla bizi suçlayabilir misiniz? Burada, Türkçe konuşulamaz diye suçlayabilir misiniz? Kürtçeyi yasakladılar. Kürtlerin binlerce yıllık renklerini yasakladılar. Kimin tavuğuna kışt demişiz? Kimsin nesin? Toprak bizim, buğday bizim. Nereyi işgal ettik? Ankara'yı mı, Trabzon'u mu işgal ettik? Anlatacağım kimlerin işgal ettiğini. Kürtlerin toprağını işgal etmişsin. Lafla itiraz etmek bile yasak. Saf kötülüğün kaynağı budur. Arkadaşlarımız suçsuz yere hapiste. Hepimiz yoksul çocuklarıyız. Zengin savcı, hakim yok. Var mı? Aynı sıralarda okuduk. Babamızın gönderdiği harçlıklarla geçindik. Zengin çocuğu hakim, savcı olmaz. Uğraşmaz. Biz burada birbirimizi yargılıyoruz. Keşke vatan erdemlilik üzerine kurulsa da hepimiz hizmet etseydik. Kürt tarihi anlatılmıyor. Son yüzyılında Kürtler ve Türkler ne yaşıyordu? Türkiye'de Kürt tarihi anlatılmıyor. Derslerde de anlatılmıyor. Kürt diye bir şey yoktu. Tarihi kitaplarda Kürtlerden söz ediliyor, o da zararlı cemiyetler olarak anlatılıyor. Türkler Kürtleri arkadan vurdu. Tarih yazımında Kürtlere yer verilmedi. Özellik sözü verildi. Şeyh Said'i Kürtler başka anlıyor, Türkler başka anlatıyor. Biri için kurtuluş kahramanı, diğeri için haindir. Daha o tarihlerde bu kırılma başlar.
bastırılmak istenen Kürt feodalitesi değildir. Bastırılmak istenen Kürt aydınlanmasıdır. Kürt devrimidir. CHP'nin kafası Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana karışık. Bülent Ecevit ile başlayan, CHP solcu mu, orta solcu mu, ortanın solu mu hala bu konuda kafası karışık. CHP, DEM Parti ile görüştü diye hemen travmalar tetikleniyor. Kuruluş travmalarına dönüyorlar. Türkiye toplumu travmatiktir. Türklerin hafızası başka, Kürtlerin hafızası başka aktı. İki ayrı travma, iki ayrı korku. Bir arada yaşamak Kürtler için cezaya dönüştü. Halkımızı savunmak yasak, siyaset yasak, STK yasak, dağa gitmek terör. İzin verin çözelim dedik. Ama bu fırsat bize verilmiyor. Türkiye toplumu travmatiktir. Hepimiz hastayız. Bu herkes için böyledir. Bizim gibi düşüncesini ifade edenler de şiddetle karşılanıyor. Bunları söyleyenler cezaevinde, meclis kürsüsünde bize saldırıyorlar. Kürt diyemezsin, Kürdistan diyemezsin diyorlar. Süryanice konuşmasına bile izin vermiyorlar. 100 yıldır sen o mecliste Türkçe konuşuyorsun da ne oldu? Utanç verici. 3000 yıllık bir dil. Ama kalkıyorlar pespaye bir dille karşı çıkıyorlar. Kalksaydın, alkışlasaydın, gurur duysaydın. Ama ırkçı, faşist adam kalkmış Süryani'yi Kürt'ü kovmaya çalışıyorlar. İki kelimeye tahammül edemezler. Bu fezlekeler bu zihniyetle hazırlandı. Kürtçe konuştuk, konuştuğum yer neresi, Ahmet? Kürdistan'ın kalbi. Ey savcı, sen kimsin? Sömürgecisin. Bir arada yaşamamın çalışmasını yapıyoruz. Demirtaş'ın sözlerine Profesör Doktor Kemal Üçüncü tepki gösterdi. Üçüncü, haketir oradan sen Zaros dağlarındaydın, Osmanlı soydaşı Alevi Türkmenleri oradan sürdü sizi getirdi, Sünni blok oluşturdu. Diyarbakır Uzun Hasan'ın başkenti. Şah İsmail orada doğdu. Kürtlerin oraya dikmiş olduğu tek bir eser yoktur. Ermenilerin vardır. Onları da kesip bize attınız suçu. Bunları Ekrem İmamoğlu'na, avcı yelekli CHP'li solculara anlat, o bilmez, inanır, dedi.